Aç bakalım Fatih. Allah! Ay! 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 Zeynep iyi misin? Ya şu anda var en korktuğum şey oldu. Benim sıkışıyor. Yılın son günü. Allah'ım hayırlısını bitirsek şu yolu. Sevinçle korku arası nasıl bir şeyse evet. Şu anda kalbim sıkışıyor. Evet. Sevinmişken bir korkuyla yemin ediyorum ter... Ben var ödüm patladı. Ödüm patladı Allah korusun. Adam ağzını uzaklaş, uzaklaş. Yok bitti o havası çıktı artık bir şey olmaz Onur Bey. Kapalıyken bir şey olmaz. Bayağı bildiğim ama patladı yani. Ama şurası çok yağlı. Gelini mut patladı yayında düdüklü patladı iyi oldu yani. Vallahi Özlem. O zaman bu kutuyu da sağ kaldır. Tamam. Bakalım ne kaybettiniz? Aa, araba! Vallahi kesin oğlan geliyor. Ay inşallah. Ay gelemiyor. Birimi çıkmadı, bir, çıkmadı. 2021'in varsa sonunda. Kesin bir oğlan geliyor yani. İnşallah. Çıkmadı. Bak burada kalacak. Vallahi. Başkasına. Hayırlı uğurlu olsun. Ederim. Sizi yerlerinize alıyorum. Ve şimdi sırada Aysun var. Haydi Aysun yanıma alayım seni. Hoş geldiniz. Hoş siz de böyle alayım. Şimdi Özlem ve Elmas Hanım çeyreği buldular. Evet ya. Darısı çok sizin başınıza var. Diyelim. Şimdi bir kutu söyleyin. Nurten Hanım hangi kutu sizce? Hissiyatınız ne yönde? Ya bu konularda hiç şey değilimdir yani. Hiç tahmin edemem. Böyle şans oyunlarını falan hiç bilmem zaten. Ne bileyim ben. İçinden ne geçiyor mesela onu söyle. Aysun sana sorayım. Benim içimden bir geçiyor. Bir geçiyor. Evet. Bana da bir gibi geldi. Büyük kutu gibi geldi ama. büyük ya böyle göz dolduruyor. O yüzden. Başka var mı öyle iki, üç? Bir de üç. Bir ve üç Onur evet. Bey. Ben daha hiç buraya gelmeden ben içimden de. Bir ve üç geçti. Evet. Ama buraya gelince bir olsun dedim. İçimden öyle geldi yani. En son kararımı öyle verdim. Bir mi yani? Bir ve değil üç mi? Geçti. Hayır bir ve üç geçti dedin. Evet. Nasıl diyeyim mi? Bence şey, benim de benim yok. Küçük. Altında var. Küçük mü? Bence de bir anne ya. Ben birciyim ya bir olmasın hakikaten öyle. Bir mi iki mi üç mü? Yine biri seçti bir yine bulamadı diyecekler. Peki bir mi iki mi üç mü? Aa iyice kafamız karıştı. Üç mü? Evet üç olsun. Son kararınız minik olsun. O zaman son kararımız. Nurten Hanım sizi böyle alayım. İnşallah şimdi, vardır. Bakalım efendim çeyrek altının sahibi olacaklar mı? İnşallah. Sayalım 5'ten geriye? Sayalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. 5, 4, 3, 2, 1 kaldırdık. Ya! Çok güzel, çok ya beğendim. Ya bir de çıkarsa çok üzülürüm ama. Onu bir Allah aşkına bir takın ama. Yakışır ama. Vallahi şu ya, kostüme yakışır, yakışır. Bağlar mısınız? Tabii ki. Vallahi yakışır vallahi. Güzel oldu mu? Bence. Görmedim daha. Ay ben de görmek istiyorum. Bakayım. Tam bir böyle yılbaşı havası oldu bence. Bakayım. Aa çok yakıştı. Çok güzel yakıştı oldu. Mı? Çok yakıştı. Kendimi görmek istiyorum ama. He? Kendimi aşkım tamam. Sonra. Ekranda mı görürüz? Çok güzelsin bence. Bana inan. Bakalım. Tamam. Neyi kaybettiniz? Ay hadi bir onları de altın çıkarsa alır hemen kaçarım masaya. Hadi bakalım söyleyeyim. Onları sen aç. Kaldır bakalım. Neyi kaybettiniz? Kaldırdık. Oh be iyi. İyi bari maskeden. Ya demek ki daha kötüymüş. Bunu da kaldıralım. Yine başarılı olamadık. Neyse hiç ya, aklımdan geçmemişti. Gitti. Bu da güzelmiş. Bu ne bu arada? Asile götürürdüm. Asile götürürdüm. O çıksaydı asile götürürdük. E tamam bunu götürelim istersen. Tamam olur. Ha? Olur valla. Asil olur, çok mutlu olacak. Teşekkür ederim. Valla. Yeni yıl hediyesi. Bizden asile yeni yıl hediyesi. Ben böyle mi gezeceğim sonra? Valla çok yakıştık çok böyle güzel gezin. Oldu. Ya. Böyle gezin valla. Tamam. O zaman sizi alkışlarla yerinize uğurluyoruz. Teşekkür ederim. Ve sırada son olarak Şeyma var. Onu da yanıma alıyorum. Efendim son olarak yanımda Şeyma var ve kayınvalidesi Fatma Hanım'ı da buraya alıyoruz. Hoş geldiniz. Şöyle hoş gördük, alayım Fatma merhaba. Hanım sizi de. Şimdi vallahi kazanırsanız ilk çeyreğiniz olacak. İnşallah. Hiçbir şey yapmadan, yemek yapmadan, tadım yapmadan, puan vermeden bir çeyreğe sahip olacaksınız. İçinizden hangi kutu geçiyor? İlk önce anneme sorayım. Anne sence hangisi?
ilk içimden geçen büyük kutu diyorum ama bu olayda şansı tamamen sana bırakıyorum. Ben de şanslarından hiçbir böyle şey yok. Bende de tam tersi ilk aksine, içinden geçen en küçük kutuydu. Aksine Şeyma her zaman şanslıdır. Ben şanssızımdır. Sizin içinizden bir büyük kutu evet, geçti. Evet, büyük kutu geçti. Şeyma'nın içinden de üçüncü, ben, iki evet kutu geçti. O zaman bir karar verin. Ben Şeyma'ya bırakıyorum karar. Ya şimdi normalde, normal hayatta şanslı olduğumu düşünüyorum. Ama şu an bir de çıkmıyormuş, anneminkinde çıkıyormuş. Yani olabilir de, bilemedim. Bilemem. Bir karar verin. Ben kesin kararı Şeyma'ya bırakıyorum. O zaman, kararlıyım. O zaman şöyle size bir yardım bulunayım. Bir mi, üç mü? Çok yardım ettim. Tamam, bayağı bence üç diyorum. Üç diyorum o zaman. Son kararım. İlk içimden geçeni söylüyorum. Üç mü? Evet. Evet, üç. Üç mü? Üç. Karar olsun verdiniz madem, yani. Madem, evet. Son kararınız. O zaman Şeyma, kutunun başına alayım seni. Beşten geriye doğru da sayıp kutuyu kaldıralım. Bakalım çeyrek altını bulabilecek mi Şeyma? İnşallah vardır. Hazır mısınız? Hadi bakalım. 5, 4, 3, 2, 1. Kutuyu kaldırdık. Ya. Ama çok tatlı. Bu da çok tatlı. O zaman siz de hadi büyük kutuyu açın. Kaldırdık. Ya anne. Ama söylemiştin sen. Evet. Dedim ki gerçekten sen. Dedim şahsiyim ama bu sefer dedim kesin anneminki gider. Ya hadi bunu da kaldıralım. Ya. Bakalım ne kaybettiniz. Bu daha iyi ya, bu daha tatlı. Bu da güzel. Altını kaybettik yine. Bunu altını, altını kaybettiniz. Bunu alıp gidiyorum ben Onur Bey. Tamam hadi benden sana bir yılbaşı evet, hediyesi olsun. Evet teşekkür ederim. Size de alkışlarla ederim. Yerinize alıyorum. Efendim gelin mutfakta tüm hızıyla devam ediyor. Özlemciğim, sen çıkmıştın bana. Evet. Ben senin sevebileceğini düşündüğüm bir hediye almak istedim. Buyur. Ay teşekkür ederim. Ben de Aysun'a güzel bir hediye aldım. Ya gerçekten evet mi? Aysun. Yoksa manidar bir hediye mi? Bakalım artık. Bakacağız artık. Nasıl aldılarsan. Teşekkür ederim yine de. O zaman bana da Şeyma çıkmıştı. Ben de ona hediyesini vereyim. Evet, Aysun'un bana hediyesi. Gerçekten çok beğeneceğini düşünüyorum. Güle güle kullan. Alacağım şimdi. İçinde 2-3 şey varmış gibi. Merak i̇ki ettim değil şu an. Belki 4-5 tane de bir şey olabilir. Biliyorsun. Evet. Bak bakalım. Dursun ben sonra açacağım. Ben de ne kadar anlaşamasak da bana Zeynep çıktığı için mecbur ona hediye aldım. Mecbur ona hediye aldım. O da güzel. İşte evet gayet. Şeyin bu kadar diyeceğim de söyleyemiyorum. Ama yine de güzel bir hediye aldım. Zeynep teşekkür sana ederim. Al best friend'im. Teşekkürler. İnşallah beğenirsin. Çok merak ediyorum gerçekten kim kime ne aldı. Bence açalım hemen. Onlar hediyelerini birbirlerine verdiler. Biz de verelim. Biz de verelim. Verelim. Tamam olur. O zaman sırayla başlayalım ya. Kargaşa olmasın. Siz kime çıkmıştınız? Siz verin sizi birbirinize. Ha, siz ben birbirinize sana verin. Böyle bir hediye de, ya, veriyorum. Küçük ama. Kupa almış bana. Evet. Şeyma teşekkür ederim. Gayet güzel bir hediye. Evet. Sağ ol. Güle güle kullan. Aysun sen. Ya Özlem. Ne aldın sen bana Allah aşkına? Ona aldığın şeye bakar mısın? Hayır kızım da yok ki ya. Belki ona kızın götürüm olur diye almıştır. Aa, ya. Buyur, tebrik ederim. Ya çok fenasın bak, ya. Orada ne kadar ince bir mesaj var. Ne algıladın Aysun hemen? Manidar bir mesaj. Ne bileyim hani algıladın? Ben gerçekten şöyle bir şey sezdim. Hani burada mutfakta yemek yapamıyorsun. Git bunlarla evde biraz pratik yap. Kesinlikle. Gibi bir alt mesaj aldım ben. Niye böyle yani bir şey? Niye böyle bir şey algıladın peki? Bilemiyorum yani. Niye acaba? Kız inşallah kızın olur Aysun. Hı? İnşallah bir de kızın olur. Ay evet. Güzel olur. Oynarsınız birlikte. Güzel, evde evet yemek yapıp yersiniz. Şimdi hediyemi açıyorum. Bakalım ne varmış. Aysun bana ne almış?